Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün günlerden pazar. Babamızı işe gönderdik. Çocuklarla bir kahvaltı yaptık. Emir'le daha doğrusu bir kahvaltı yaptık. Makinamı çalıştırdım. Çamaşırlar vardı, onları attım. Birazdan onları dışarı asacağım. Mustafa Yiğit'i de öyle uykusuna yatırdım. Bu arada Mustafa Yiğit'le de tanıştınız arkadaşlar. Bir önceki videomuz Mustafa Yiğit'le tanışın videosuydu. Eğer izlemediyseniz yukarıya link bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Çok güzel dualar aldık. Çok güzel dilekler aldık. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim olmayan herkese evlat nasip etsin inşallah. Hepinizden Allah razı olsun diyorum ve bugünkü videomuzu da başlatıyoruz. Bu arada akşam Emir'le babası bir çarşıya gittiler. Emir'i babası biraz parkta oynatmış. Oradan da gelirken bana Emir'im şöyle çiçeklerden toplamış. Emir'e ben giderken demiştim ki Emir bana çiçek topla, tamam mı demiştim. O da unutmamış. Şöyle yol kenarındaki çiçeklerden toplamışlar babasıyla birlikte. Ben de şöyle bir suya koydum. Baba çiçek bak. Kim topladı annem onları? Baba çiçek. Baba mı topladı, sen mi? Baba çiçek. Babası koparmış, Emir de getirmiş annesine. Ben de tabii ki de şöyle bir suya koydum. Bu köşemizde duruyor değil mi Emir? Çok teşekkür ederim anneciğim. Papatya ve şunun adını bilmiyorum. Ne ki acaba? Hiç görmediğim bir çiçek. Alı. Arı mı? Arı mı vardı çiçeklerde annem? Kardeşinle de toplayacaksın mı bana çiçek? Bıcık. Ha, bir de bıcık mı vardı üzerinde? Bıcık. Emir, Mustafa Yiğit de getirir mi ki bana büyüyünce çiçek? İkiniz toplayın tamam mı anne? El ele tutuşun, bana çiçek toplayın. Allah'ım yarabbim. Hey diyor. Canım Emir'imin çiçekleri. Uzumun çiçekleri. Değil mi Emir? Baba, baba ilaç. Baba ilaç mı almış? Hı hı. O da Mustafa Yiğit'in demir damlası. Bunu bize sağlık ocağından verdiler arkadaşlar. Bunu kullanıyorum. Wow. Günde 3 damla şeklinde. Baba baba. Evet baba sağlamış. Çiçek. Bu da çiçek. Arı. Arı yok annem. Bu böcek. Böcek de yok annem. Böcek. Ben bu paşa uyudu sandım ama o beni uyutmuş. Uyanmış. Mustafa abi girdim. Bu bizim odada yatıyordu. Oturma odasında bırakmadım. Emir anne bebek ağlıyor dedi. Hemen yanına koştuk değil mi? Niye uyandın sen yaramaz? Yaramaz mısın sen? Sarı civciv. Sarı civciv. Bugün seni anne sarılara mı büründürdü? Kundak bezi, sarı müslini, sarı tişörtü, sarı. Anne bebek süt diyor Emir. Acıkmış diyor. Öyle mi annem? Acıktın mı sen? Acıktın mı sen? Evet arkadaşlar girdim mutfağa. Tencerede yaş pasta yapacağım. YouTube'da gördüm tarifini. Bir de dedim ben yapayım. Evdeki malzemeler de var. Denemekten zarar gelmez. Umarım güzel olur. Bir de şey deneyeceğim. O aklımda. Soğuk kahve. Son günlerde herkes yapıyor. Ama Nescafe'm kalmamış evde. Ramazan bir alışverişe çıkacak. Nescafe'yi alsın gelsin. Bir de sizlerle birlikte soğuk kahve deneyelim. Gerçekten çok merak ediyorum onun da tadını falan. Şimdi vakit kaybetmeden yapalım. Aşırı pratik yani benim izlediğim kadarıyla. Daha önce hiç yapmadım ama aşırı pratik görünüyor. Malzemeleri de normalde şu bisküvinin arasına krema yapılıyor ama benim o kadar vaktim yok. Mustafa Yiğit durmayabilir. Ben hazır puding kullanacağım. Bu sefer hazıra kaçıyorum. Hazır çikolatalı sos kullanacağım. Bakalım nasıl olacak. Bunlardan da oluyor ama... Siz krema yapmak isterseniz krema da yapabilirsiniz. Ben puding kullanacağım. Şimdi öncelikle bir krem şantimizi çırpalım. Şöyle 2 paket krem şantim var. Bunu ters çevirdikten sonra üzerine süreceğim. Önce bir bunları çırpalım. Bu soğusun güzelce. Hadi bakalım. Şöyle tenceremi de streçle kapladım. Birazdan göstereceğim nasıl yapıldığını. Evet, krem şantimi yaptım. Dolaba kaldırdım arkadaşlar.
Şöyle pudingimi yapayım şimdi de. 5 su bardağı süt diyor ama pudingler biraz cıvık oluyor ya yapınca. Ben 4 su bardağı kullanacağım. Biraz sert olsun ki bisküviler birbirini tutsun. Akışkan olmasın yani. Tencere buna çok küçük geldi arkadaşlar. Şöyle şuna ilave edeceğim. Böyle topaklarını ezip ocakta pişirmeye alıyorum. Pudingim oldu arkadaşlar. Şöyle kıvamda güzel. Bu şimdi soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra biraz daha koyulaşacak bekledikçe. Tam istediğim gibi olacak inşallah. Altını kapatayım. Bu oldu. Camın önüne koyayım. Güzelce soğusun. Evet. Pudingim yeteri kadar soğudu arkadaşlar. Mustafa Yiğit de uyandı. Şöyle. Anneciğim yeter diyor. Bağırıyor. Evet arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra geldim. Mustafa Yiğit'i doyurdum. Emir'i bir yatırdım. İnşallah Mustafa Yiğit durur da ben de yaparım. Şöyle. İlk defa yapıyorum. Umarım güzel olur bu tencerede. Yaş pasta. Şöyle yavaş yavaş. Vallahi halimi görüyorsunuz arkadaşlar. İki çocukla. Anca bu kadar. Ha İrem. Kendine niye eziyet ediyorsun diyenler de var. Evet. Bilmiyorum. Bunlar da yapmayınca vakit geçmiyor. Boş boş evde oturasım gelmiyor yani. Hem farklı tarifleri denemeyi seviyorum. Hem de zor oluyor yani. Hem çocuklarla zor oluyor hem de farklılık oluyor yani. Mustafa Yiğit'in karnını doyurdum. Sustu. Karnım acıkmış. Yeni doğan bebekler var ya, saati dakikası belli olmuyor, sürekli doymak istiyor, sürekli bilmiyorum yani. Emir de ben unutmuşum ya, insan unutuyor gerçekten ne yaşadığını ettiğini. Tabi o da kolay büyümedi ama insan unutuyor. Oldu anneciğim. Şu sırayı bir bitireyim. Mustafa Yiğit'i göstereceğim size. Mutfakta yanında. Emir önceden bana eşlik ederdi. Emir şimdi oyun oynuyor. Çizgi film izliyor. Artık o beni bıraktı. Mustafa Yiğit artık bana eşlik edecek. Şu sırayı bir bitireyim. Mustafa Yiğit Paşa'yı göstereceğim sizlere. Ne işleri yapıyormuş arkada. A diyor. U diyor. İşte yavaş yavaş şey yapıyor. Agu, baba demeye başlayacak işte. Baba mı der artık, ne derse anne mi der. Emir ilk baba demişti. Emir'in baba sevgisi ta küçük yaşlarda ortaya çıkmıştı. Umarım bu da güzel olur. Uğraştığıma değer yani. Benim için bir uğraş. Tencereden çıkar inşallah. Dua edin bana. Gerçi siz dua edene kadar bu videoyu izlemiş olursunuz ve ben sonucu yapmış olurum. Evet annem. Anne inşallah becerir. Dua et Mustafa Yiğit, tamam mı oğlum? Tamam mı anneciğim? Tamam dedi. Dua et bana. Dua et bana, tamam mı annem? Anneciğin rezil olmasın. Thank you.
Evet, gördüğünüz gibi Mustafa Yiğit Paşa mutfakta benimle birlikte. Karnını doyurdum. Değil mi annem? Karnını doyurdum. Herhalde uyuyacak. Gündüz uykusu pek yok bu çocuğun ya. Bilmiyorum neden. Huyundan mıdır, suyundan mıdır? Yok mu annem senin gündüz uykun? Neden yok? Biraz uyusan da ben de işlerimi yapsam. Çok güzel olur. Çok makbule geçer. Helal helal helal. Helal helal. Sarı civciv. Abi uyudu mu? Abi uyumuş mu? Sen de uyu annem hadi. Hadi iyi geceler. Hadi tatlı rüyalar. Hadi uyu anneciğim. Ben de şu bisküvilerimi bir yapayım. Pasta yapayım. Mustafa Yiğit herkes dayısına benzetmiş. Çoğunluk diyeyim yani. Bana benzeten de var. İkra'ya benzeten de var. Hatta babaannesine benzeten bile var. Ama ben kendi kardeşime benzettim. Kaynıma falan benzemiyor. Kaynıma benzeten de yok zaten. Ramazan'a da benzeten yok. Genellikle bana, İkra'ya, Kadir'e benzettiniz. Ben de aynı şekilde erkek kardeşime benzetiyorum. Hatta birkaç kişi yazmış, ne alakası var erkek kardeşinle. Ya tabii herkesin bir görüş açısı farklı. Bilmiyorum, bana onu anımsatıyor. Böyle yüzünün yuvarlak olması falan. Emir'e hiç benzemiyor. Zaten doğdu. Annem Gil dedi, Emir'e bu dedi hiç benzemez. Bu farklı. Bakalım büyüdükçe ne olacak. Aman canı sağ olsun da. Benim tek isteğim o. Bir de herkes şey, renkli gözlü bekliyormuşmuş ya Mustafa Yiğit'i. Ben de aynı şekilde. Hatta rüyamda bile demiştim renkli gözlü görüyorum. Sarışın görüyorum diye ama olmadı. Nasip değilmiş. Bilmiyorum. Var bunda da bir hayır. Ne olursa olsun canı sağ olsun önceliğimiz. Puding soğuyana kadar karnımızı doyurduk bir demirle böyle alelacele. Yemeğim de var. Zaten yemeğim olmasa ben bu tatlı işlerine hiç girişmiyorum arkadaşlar. Yemeğim olduğu zaman işte böyle stres atmak için. Onun için yapıyorum yani. Şöyle biraz da üzerlerine gezdirelim. Suya falan batırmadım. Şu kalan pudingi de biz yeriz. Emir de sever zaten pudingi. Evet, buna 2 paket bisküvi yeterli geldi gayet de. İnşallah sonu da güzel olur. Şimdi bunun ağzını böyle kapattım arkadaşlar. Buzdolabına kaldıracağım. Hatta buzluğa bile atabilirim. En son üzerine krem şanti gelecek. Onun üzerine de hazır çikolata sosumdan. İnşallah güzel olursun. Evet, tencerede yaş pasta da yapmadım demeyeceğim. Bunu buzdolabına kaldıralım. Bir saat dinlendirelim. Evet arkadaşlar, pastam güzel dondu. Şöyle borcama çevirdim. 1,5-2 saat kadar beklettim. Ben biraz fazla beklettim riske atmamak için. Gördüğünüz gibi hiçbir bozulma falan olmamış. Şimdi krem şantimi de dolaptan çıkardım. Bu biraz kendine gelsin. Buz gibi çünkü biraz sert. Kendine geldikten sonra üzerine böyle yayacağım. Gördüğünüz gibi hiç kalmadı. Bence güzel pratik bir pasta yani. Böyle hemen yapabileceğiniz yaş pasta. Evet arkadaşlar, pastam hazır. Fakat yine bir aksilik yaşadım. Tabii ki de aksilik olmazsa olmaz. Yine de buna şükür. Çikolata sosumu ben soğuk zannettim ama dibi sıcakmış. Gördüğünüz gibi kenarlarından biraz akma yaşandı ama hiç üzülmüyorum. Moralimi bozmuyorum. Şey geldi aklıma. Yanardağ pastaya benzettim. Sanki onun gibi oldu diye.
Moralimi bozmadım. Tabii çöpe atacak da halim yok. Bu kadar emek verdim yani. Ben çevirmeden korkuyordum ama korktuğum başına gelirmiş bir insanın. Çikolata sosunda bir problem yaşadık. Şöyle krem şantim artmıştı ya. Şöyle çiçek desenleri yaptım. Aralarına da Hindistan ceviziyle süsledim. Böyle dibine aktı bol bol. Akşam çayın yanına dilimlerken de içini gösteririm ama yine de fena sayılmaz yani. Sizin aklınızda bulunsun arkadaşlar. Krem şantiniz de buz gibi soğuk olsun, dolapta dinlendirin. Krem şanti üzerine sürdükten sonra buzdolabında muhakkak dinlendirin. Çikolata sosunuzu da soğutun, buz gibi olsun. Benim düştüğüm hataya düşmeyin. İnşallah sizin tencerede yaş pastanız daha güzel olacaktır. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben bu şekilde süsledim. Aklıma böyle süslemek geldi. Emir, bebeğimizin altı kirlenmiş. Hadi beziyle ıslak mendilini getir de değişelim. Hadi hadi. Şiş yapmış. Hadi oğlum. Şöyle biraz evi toparladım da. Pek de toparlayamadım yani. Emir bir süt içti. Emir'in şöyle boyama kitabı var. Boya kalemi alacak babası bugün ona. Boyayacak değil mi o balıkları falan? Değil mi anneciğim? Bak. Evet, kuru boya alsın baban sana. Pastel var, keçeli var da onlar da şu koltuk kılıflarından çıkmıyor. Kuru boya alacak. Emir, bir de kardeşin çiş yapmış. Şu bezinden ıslak mendili getir de altını değişelim. Hadi benim akıllı oğlum. Bakın, görüyor musunuz Emir ne kadar akıllı. Bak, öyle mi verilir? Neyse, buna şükür. Ama bir daha elime getir, tamam mı annem? Al bunu elime ver. Ver anneciğim elime. Elime ver. Hayır, atmak yok. Atma anneciğim, sen çok akıllı bir emirsin, ver. Akıllım benim. Annesine nasıl da yardım ediyor, görüyor musunuz? Mustafa çiş yapmış, altını değiştireceğiz değil mi Emir? Çiş mi yapmış? Hadi değiştirelim. Sen de gel, beraber değiştirelim, gel. Evet, uyku güzelleri uyanmaya başladı. Önce küçük paşamız uyandı. Onun ağlamasıyla Emir de uyandı. Emir de koltuğa uyumuştu. Onu da şöyle ana kucağına koyduk. Mustafa Yiğit. Annem. Oyuncaklarına bakıyor. Emir de daha yıkamadı. Günaydın Emir. Aha. Anam nasıl sinirli. Bu var ya, sabah erkenden kalktı. Ramazan'da işten geldi bu aradan. Çizgi film diye tutturdu. Ramazan'da diyor ki ne hayır erken kalktı. Bu akşam bir sürü yoruldu parkta diyor. Çocuk işte enerjik. Bak kardeşin neyde oturuyor bak. Bak kardeşine bak. Bana. Mayna mı? O şu ortada maymun vardı, onu soruyor. Onu Emir çıkarttın ya. Ben onu dikeceğim. Koparmış Emir onu. Şu ortada maymun sallanıyordu. Sen yaptın oğlum. Tamam, ben dikerim. Önemli değil. Önemli değil, ben dikerim. Pastamızı şöyle kestik. Emir sabırsızlandı. Anne pasta pasta diye diye bana kestirdi. Biz Ramazan'la daha sonra yiyeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi bence gayet güzel. Basit bir pasta yani. Emir. Abi. Abi. Yedi. Yedireyim. Yedir diyor. Tabi pastayı Emir hala döküyor. Olduğu için ben yedireceğim. Ne güzel bir şey ya. Bir şey yapıyorsun ve çocukların mutlu oluyor onunla. Al. Nasıl? Güzel mi? Cici baba bacak bak. Cici pastaymış arkadaşlar. Ben tercüme edeyim size. Ben de baba bacak. Tatın dilinden annesi anlarmış. Bak anne bacak. Bak anne patlak diyor. Bak anne pasta yapmış diyor. Al. Güzel mi Emir? Hı-hı. Dur bir de ben bakayım tadına. Ben bakayım bir de tadına, dur. Vay be. Gerçekten Emir'in vay be dediği kadar var. Bak küstü bana vermiyorsun diye. Gel gel gel, al senin olsun. Ay ne kadar pasta. Bisküviler de gayet yumuşamış arkadaşlar. Suya falan batırmadığıma rağmen. Çok mu seviyorsun Emir? Senin mi? Benim. Öp bir öp.
Evet, videomuzu da kuzucuklarımla kapatayım arkadaşlar. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kal Yapemir. Bebe. Görüşürüz. Bebe.